Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz yorgun ve uykusuz halimle karşınıza çıktım. Çünkü dün akşam yavaştan Kutay'ın ateşi çıkmaya başladı. İniyor, geri çıkıyor. Tabii ki yapmamız gerekenleri yaptık. İlacını falan verdik. Dediğim gibi düşüyor, sonra tekrar çıkıyor ama çok şükür 38'i falan geçmedi şükür ki. Şu anda biraz iyi ama sabah kalktığında yine ateşi vardı, yine çıktı. Bununla beraber karın ağrısı da var. Maalesef böyle bir salgın varmış zaten. Özellikle okullarda, çocuklarda. Bazı velilerden de duydum bunu. İşte ateşle başlıyor. Karın ağrısı, ishal, kusma bu şekilde devam ediyormuş. Maalesef Kutay öyle oldu. Bugün de Derin okula gitti ve okula gittikten birkaç saat sonra öğretmeni aradı. Derin'in rahatsız olduğuna dair, ateşinin olduğuna, midesinin çok bulandığına ve iyi görünmediğine dair hemen Derin'i almaya gittik geldik. Şu an iki kardeş odada yatıyorlar. Biraz kestirdiler. Şimdi yavaştan sesleri geliyor. Uyandılar. Sık sık tabii ki yattıklarında da ateşlerini gidip kontrol ettim. Her ikisinin de, Derin'in de ateşi vardı. Hiç iştahı yok. Mide bulanınca da insanın canı bir şey ister mi? İstemiyor tabii ki ama bir iki lokma bir şey yedi ve ona da ilacını verdim. Kutay'a da verdim ve dediğim gibi birazcık yattılar. Gerçekten evde bir sağlık sorunu olduğunda insanın modu düşüyor. Allah'ım tabii ki beterinden korusun. Bugünümüze hamdolsun tabii ki ama İşte çocuklar hasta olmasın ya, olmasın. Allah'ım tüm nerede derman arayan hasta varsa Allah'ım şifa versin inşallah. BİM'den bir şeyler almıştım. Ben sizlere onları göstereyim. Belki hala eğer sizin orada BİM aktüellerde bunlardan varsa ilginizi çekerse diye göstermek istiyorum. Dün gündüz almıştım Kutay okula gittikten sonra. Dermokil'in gül özlü yüz temizleme jeli diyor. Gül özlü dediği için de bir kalbimi çaldı. Genelde Dermokil ürünleri pek benim cildime yaramıyordu. Yıllar öncesinde birkaç ürünü denemiştim. Bilmiyorum bunda ne olur. Nasılsa yüz temizleme jeli kullanıyorum. O yüzden de bir denemek istedim. Kenarda dursun. Yedeğim aslında bir iki jel daha var. Bunu da alayım dedim. Zaten Nixar'a giderken de bir tanesini götüreceğim. Büyük ihtimal şu an benim kullandığım gidene kadar biter diye düşünüyorum. Ben bu arada her akşam yüzümü jelle temizlemiyorum. Bazen sadece suyla temizliyorum. Bazen cildim yağlıya dönecek gibi olduğu zamanlarda da böyle dengelesin diye benim cildime Dalin iyi geliyor. Haftada bir kere de Dalin'le temizliyorum. Elimde mesela Dove gibi sabunlar varsa haftada bir kez onunla da yapıyorum. Her gün sabunla yıkarsam bu sefer kurutuyor. O yüzden haftada bir ya da iki kere sabun ya da Dalin'le cildimin yağ dengesini kurduğumu düşünüyorum. Kendimce böyle gözlemledim. O yüzden her gün de jel kullanmıyorum. Yani bunu da itiraf edeyim. Şöyle parfümler görmüştüm. Çocuk parfümleri. Derin'in zaten parfümü bitmişti. Derin alınca da şöyle Kutay'a da bir tane alayım dedim. Arada böyle kendi kolonyalarının dışında parfüm de sıkıyorlar. Ki Derin bu sene parfüm de kullanmaya başladı. Önceden daha çok böyle kolonya tarzı şeyler kullanıyordu. Büyüyor. Flormer'ın lip balmlarından aldım. Sık sık kullandığım için alayım dursun dedim. Çilekli olanı kızıma aldım. Karpuzlu olanı kendime aldım. Ve yara bantları aldım. Çocuk yani bazen ufak sakatlıklar olabiliyor. Evde de yara bandı bitmişti zaten. Bir de bunu aldım. Yani encimi, ancimi nasıl okunuyor inanın bilmiyorum ama 50 faktörlük 100 güneş kremini aldım. Fiyat uygundu. Eğer cildimde herhangi bir sorun oluşturursa en kötü hani omuzlarıma, kollarıma falan kullanırım diye düşündüm. Çocuklarda da kullanabilirim yine omuzlarına, yüzlerine değil. Çünkü onların yüz için kullandığım kremi başka oluyor. Bunu kendim için aldım kısacası. Fiyatlarına gelirsek. Şu parfümlerden başlayayım en önce o zaman. 50 mililitrelik tanesi 39.75'miş. Lip balmlar tanesi 47.5'muş. Yara bandı bir tanesi 10'luymuş. 6.5 liraymış. Güneş kremi 69 falan hatırlıyorum ben bunu ama bir bakayım. Evet, 69 liraymış bu da. Sebamed de vardı kataloğunda. Salı günkü aktüel ürünler bunlar biliyorsunuzdur zaten ama tabii ki salı günü sabahtan gitsem bulabilirdim belki ama Sebamed istiyordum da o yokmuş. Yüz temizleme jeli bu 29,5 mu 30 lira mı neydi? Evet, 29,5 ve yani 300 ml'lik bir ürüne göre fiyat da iyi. İnşallah herhangi bir sorun oluşturmaz yüzüm. Yüzden tabii ki başka şeyler de aldım.
da size bunları göstereyim dedim. Böyle renkli renkli ilgimi çekti yani. Baksanıza parmaklarıma kramp girdi sizlere böyle bir toplu göstereyim diye. Evet, aldıklarımı da sizinle bir paylaşayım dedim. Annem nasılsın aşkım? İyiyim. İyiyiz. Oh çok şükür yavrum. Çocuklarım geldi. Derin biraz mide bulantısı için naneli sakız istedi. Onu verdim. Anne bunları açar mısın bir dediler. Onları açıyorum. Aldım daha fırsat bulamadık. Derinciğim. Çok tatlıymış. Evet, rengi de çok güzel. Evet. Benimki daha güzel. Havalı. Ambalajları da bu şekilde. Hani şu daha küçük görünüyor ama mililitre olarak ikisi de 50. Yara bandına da bir bakayım nasılmış. Şöyleymiş. Ben de bakayım. Arkaları öyle. Anne bekliyorsak değil mi anneciğim? Ben de açayım. Arkasındaymış. Ben de açayım. Hadi canım Tuğba. Ben de açıyorum. Açayım mı anne? Ha sen mi açacaksın? Tamam. Yanlış anladım. Kutay bayıldı şu ara çünkü örümcek adam daha çok ilgisini çekiyor. Zaman zaman değişiyor biliyorsunuz Kutay'ın ilgi duyduğu kahramanlar, çizgi filmler. Titanlarımız en başta tabii ki o değişmez de bir ara halkı çok seviyordu. Bir ara Batman. Evet bu da başkaymış. Her biri de başka. Resim. Ay birini takabilsem keşke ya. Anneciğim tak. Kim engel olabilir? Takayım mı? Evet heves ettiysen tak. Nereye takacaksın onu? Bilmem ki. Parmağını mı elinin üstüne mi? Parmağımı takayım. Biraz uyumak iyi geldi galiba anneciğim. Evet. Kıyamam gözünüze birazcık fer gelmiş. Çocukların meyvesini hazırladım. Zaten onlar uyuyorken meyvelerini dışarı çıkarmıştım ki soğuk yemesinler diye. İki tane çatal koyacağım. İnşallah güzelce meyvelerini yerler. Çocuklar meyvesini yedi ve tekrardan uzanıyorlar. Gün içinde bazen enerjileri yerinde, bazen böyle yatma modundalar. Şu anda özellikle Derin kendini çok halsiz hissediyor. Ede biraz çorba var ama Derin yeşil mercimekli olandan istedi. Ondan yapacağım. Şöyle alayım yeşil mercimeğimi. Hamurlu mercimekli olan var ya ondan yapacağım. Canı hiçbir şey istemiyor her ikisinin de ama istiyorum ki işte yine de sevdikleri şeyler olsun. Bir iki lokma da olsa yerler diye. Meyveyi normalde ikisi de çok sever. Pek meyve de yemediler. Neyse. Evet şimdi mercimeği bir yıkayayım. Onu bir kaynatalım. Ben suyunu süzmeden yapıyorum. Daha öncesinde yaptım bu çorbayı. Hanıma çorbası da diyorlar. Tabii ki yöreye göre ismi de değişebiliyor bazı yemeklerin, çorbaların. Çorbanın yağını yapıyorum şimdi. Kettle'a da su koydum. O da bir kaynasın. Küçük bir soğanı ince ince doğradım. Yağda kavuracağım. Sonra salça ekleyeceğim. Nane, pul biber ekleyip sonra çorbanın içine ekleyeceğim bu sosu. Bir yandan da çocuklardan kalan meyveyi atıştırıyorum. İsraf olmasın. Hem de ben de meyve yemiş olurum. Hazırladığım soğanlı, salçalı, baharatlı karışımı da ilk önce yeşil mercimekleri haşlayıp sonradan şöyle erişte yerine eriştenin en küçük hali, kare hali yani görüyorsunuzdur içinde. Onu ekledim. Suyunu süzmeden yapıyorum ben. Söylemiştim zaten size. Artık karar sizin tabii ki. Sonradan da sosunu yapıyorum. İşte bu şekilde ekliyorum. Tuzunu da koydum. Bir tık kaynasın bu. Bunun altını kapatacağım. Haşlanmış nohut da ekledim zaten görünüyordur. Gayet doyurucu bir çorba oluyor. Çocukların odasına geldim. Yataklarını düzeltecektim. Çocuklar gün içinde biliyorsunuz söyledim zaten videoyu başlattığımda da bir uyudular diye. O yüzden yatakları bozulmuştu. Neresimler de zaten aklımdaydı. Neyse değiştireyim de dedim tertemiz yatsınlar. Önce bir camı açayım. Hem hava alsın. Çocuklar salondalar. Biri bir tarafa uzandı, biri bir tarafa uzandı. All I want.
Çocukların nevresimlerini değiştirdim. Baş uçlarını ve çerçevelerinin tozlarını zaten nevresim değiştirmeden önce almıştım. Videoyu başlatmadan önce raflarda aynı şekilde onların tozu alındı. Abajurlarının falan. Ve son olarak da süpürdüm ve burayla işim bitti. Tamamdır. Şimdi çocuklara çorba koyayım da çorba yesinler. Çocuklar odasındayken buranın da biraz camını açayım, havalansın dedim. Aynı anda açmıyorum camları. Ne olur ne olmaz. O yüzden sırayla çocukların odasını havalandırdım zaten. İşi bitince oranın camını kapattım. Elime süpürge almışken de bugün süpürge açmadım eve diye yine odaları şöyle bir süpürdüm. Çocuklar da işte birer ikişer kaşık çorba anca içtiler. Gün içinde böyle zaten biliyorsunuzdur, çocuğu olanlar, yeğeni olanlar falan, çevresinde küçük çocuk olanlar bilirler. Çocuklar hasta olunca gün içinde böyle değişebiliyor. Bizlerde de öyledir gerçi. Bazı saatler gün içinde daha kendimizi zinde hissederken bazı saatler daha yorgun ve hasta olduğumuzu daha iyi anlarız vücudumuzdan falan. Çocuklarda da bu durum böyle. Yani ilk bir kestirdiler dedim ya size. Uyandılar. Aa baktım ne güzel, gözlerine fer gelmiş, enerji gelmiş. Şimdi tekrardan böyle bir halsizlikleri var. Yine böyle mayışık durumdalar. Bugünümüze hamdolsun. Allah'ın beterinden korusun diyelim. Akşama yemeğim yok. Yemek yapacağım. Çorbayı zaten yaptım biliyorsunuz. Gördünüz siz de. Yemek olarak da tavuk çıkardım ama tavuğu fırında patates tavuk olarak mı yapsam, haşlama olarak mı yapsam, ona bir karar veremedim ama galiba büyük ihtimal haşlama yapacağım. Aynen, tavuk haşlama yapayım çünkü onu çocuklar daha güzel yiyor ve birazcık limon da sıkıyorlar. Hem onun vitaminini de alırlar. Suyunu muyunu da güzel içiyorlar. Aynen, ben öyle yapayım. Haşlama yapayım. Yanına böyle eriştedir, makarna, pilav türü bir şey yapmak istemiyorum. Çocuklar cacık seviyorlar. Hani en kötü biraz da cacık yerler haşlamayla beraber. Zaten iştahları yok. Mümkün olduğunca onların sevdiği şeyler olsun istiyorum. Uyumlu ya da uyumsuz fark etmez menümüz. Böyle planladım yani. Birazcık dinleneyim. Sonra da yavaştan yemeğimi yaparım. Emrah bugün spora gidecek. Gün aşırı spora gidiyor bir gün arayla yani. Bugün spor günü. O yüzden biz yemeğimizi yapınca yemeğimizi de yeriz. Haşlamayı yapmaya geldim. Ocağın altını açayım. Tavuk vardı. Onları şöyle göz kararı 2-3 parmak kalınlığında falan doğradım. Bunları böyle arkalı önlü bir cızbız yapacağım. Patates doğradım. Havucu da rendeledim. Havucu artık böyle yemeklerde kullanacaksam rendeliyorum. Bezelye yemeği yapmayacaksam eğer. Çünkü öbür türlü çocuklar doğradığımda bunlara yavaştan ayıklıyorlar arkadaşlar. Onları fark ettim. Tabağında kalıyor havuçlar. Ama rende olunca yeniyor. Tavukları kendi yağımda kızartıyorum bu arada. Sonradan yağ ekleyeceğim. Birazcık da diğer tarafları kızartsın. Havucu ekleyeceğim. Bazen tavukların kızarmışlığını bitince başka bir tabağa alıyorum. Kavurma işini falan öyle de yaptığım oluyor. Sonradan tavukları ekliyorum. Ama çoğunluk bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sarımsakları da şöyle doğradım. Havuçla biraz kavurduktan sonra tavuğu. Havucu önden kavurma işlemi yaptığınızda haşlamanızın suyu çok güzel görünüyor. Biraz böyle de kavuracağım. Patates ve baharatları da ekledim. Baharat olarak da pul biber, birazcık nane, tuz ekledim ve birazcık da karabiber ekledim. Ketumun da sesi geliyordur. Şimdi sıcak su ekleyeceğim bunun üzerine. Çok lezzetli oluyor. Eğer ki tavuk haşlamayı bu şekilde yapmadıysanız bir deneyin derim. Emrah mesela tavuk haşlamayı sevmiyormuş ama ben böyle yapmaya başladıktan sonra favori yemeklerinden biri diyebilirim. Tabaklarımıza koyduktan sonra haşlamanın üzerine biraz da limon sıkıyoruz. Çocuklar da aynı şekilde, onlar çok az sıkıyorlar ama ben bol limonlu yiyorum. Çok seviyorum öyle. Bir de ben kendi tabağıma artı olarak biraz karabiber ve pul biber ekliyorum. Acıyı sevdiğim için. Yani böyle güzel, doyurucu bir yemek oluyor. Tamamdır. Altını da kısıyorum. Tamamdır. Haşlamayı pişirdim. Altını da kapattım. Cacığı da hazırladım. O da dursun dedim. Burada da maydanoz doğradım. Şimdi böyle ekleyeceğim üzerine.
Çocuklar önceden böyle üzerine eklediğimde pek sevmiyorlardı. Yavaş yavaş buna da alıştılar. Çorbada burada cacık ve tavuk haşlama. Bugünün menüsü bu şekilde oldu. Allah'ın bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Biz birazdan çocuklarla yiyeceğiz. Dediğim gibi Emrah sporda olduğu için geç gelecek. O da gelince yer. Emrah da geldi biraz önce. Emrah'ın patronu Almanya'ya gitmişti işi gereği. Ve oradan gelirken de çalışanlarına bir şeyler getirmiş. Şöyle bir göstereyim size de dedim. İçinde birkaç çeşit çikolata varmış. Şu şekildeymiş. Bir tane bu çikolatadan. Şöyle bir Antep fıstığı. Bir de bu parfümü getirmiş ama bu Almanya mıydı bilmiyorum. Birkaç ülkeye gitti diye biliyorum çünkü patronunu. Bir de çocuklar için şöyle bir şey getirmiş. Şimdi çocuklar ona bakıyorlar. O yüzden sadece kutusunu bir göstereyim dedim. Kartın daha doğrusu. Açık alanda oynarlar böyle. Allah kesesine bereket versin. Teşekkür ederiz buradan da. Bir elime kamerayı alamadım. Emrah da yemeğini yedikten sonra çocuklarla biraz oturduk ve derin ateşi yeniden çıktı. Bir ılık duş aldı. İlaçlarını verdik her ikisine de. Şimdi anca yattılar. Mideleri bulanıyor ama hani çıkaracak kadar değil. Bakalım nasıl ilerleyecek bu durum. İnşallah yarına biraz daha toplanmış olurlar. Zaten sık sık bugün yine sabaha kadar kontrol ederim onların ateşini vesaire bakarım. Onlar iyi olsun da. Önemli değil gerisi. Şimdiden de geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu bir salgın. Çoğu çocuk şu an bu durumdaymış. Hatta yetişkinlerde bile söz konusuymuş. Allah'ım beterinden korusun. Şifa bekleyen herkese de Rabbim şifa versin inşallah. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.